Sadece Kızılay Türkök verilerine göre yaklaşık 2100 hasta yeniden hayata tutunabilmek için ilik nakli bekliyor. Bu sebeple gönüllü bağışçıların artması kritik önem taşıyor. Peki gönüllü olmak için ne gerekiyor? Süreç nasıl işliyor? Haberimizi izleyelim. Kişi bilgilendirme ve onay formunu doldurduktan sonra 3 tip numune alınır. Testlerle dokunun hangi hastaya uygun olduğuna bakılıyor. Nakil işleminin ardından gönüllü bir günde taburcu oluyor. Bir insanı yeniden hayata bağlamak işte bu kadar kolay. Kurtarıcı bir yöntem, onların yaşam sürelerini uzatan bir yöntem. Türkiye onları Habertürk ekranlarında tanıdı. Güler Gökmen henüz 3, Kaan Karataş ise 16 yaşında. Yaşları farklı ama kaderleri aynı. İkisinin de iyileşebilmesi için en kısa zamanda ilik nakli gerekiyor. Benim oğlum şu anda acil ilik nakli olacak. Bilmiyorum artık nereye kadar dayanabilirim. Normal hayatımıza devam etmek istiyorum. Çocuğumun iyileşmesini istiyorum. Türkök'ün verilerine göre Türkiye'de onlar gibi nakil bekleyen 2100 hasta bulunuyor. Bu hastaların 1030'unu 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler, 1070'ini ise yetişkin bireyler oluşturuyor. İlik nakli birçok hasta için hayati önemde. Peki onlara umut olmak için ne yapmak gerekiyor? Kök hücre bağışçısı olabilmek için Türk Kızılayı'nın bütün sabit noktalarında bir kere kök hücre bağışı verebilirsiniz. Süreç işte böyle başlıyor. Uyum sağlanırsa nakil işlemlerine geçiliyor. Ardından gönüllü aynı gün ya da bir gün sonra taburcu ediliyor. Hiçbir şey olmamış gibi günlük hayatına devam ediyor. Sadece istediğimiz 2 hafta süreyle ağır yük kaldırmamanız, efor sarf etmemeniz. Böylelikle bir hastaya yeni bir yaşam veriliyor. Ancak aynı aileden bile uygun doku bulunma ihtimali %3. Bu yüzden nakillerin artması kritik önemde. Bağışından vazgeçmeyecek, sonuna kadar arkasında olacak ve gönüllü bağışçılar istiyoruz.